alıyor. Evet. Sokakta röportaj yapıyor, şey diyor, bu iş mi diyor. İş tabii ki. İş, ona bakarsan sen Belçika'da köpek gibi çalışıyor olabilirsin de aynı şekilde çalışan, aynı şartlarda çalışan insanlar Türkiye'de de var ama senin kadar kazanmıyorlar. E tabii. Allah seni kahretsin Bill Gates. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin Bill Gates. Efendim aşı karşıtlarının adresi... Abinin alnına sonra sağlam bir tokat Yazık burasım var ya. ya. Bilgesin hiçbir şeyden haberi yok adamın. Acaba bunları izlesen... Efendim aşı Gerçekten karşıtlarının şey diye adresi... düşünür. Bence. Hani dünya işte atıyorum 3. dalga virüsü hazır değil falan diyor ya. Muhtemelen bırakır dünya yani ölenler ölsün diye. Evet. Abinin alnına sağlam bir tokat vurmak istiyorum diyenler artı bir yazabilirler mi? Ben ilk sıraya geçebilirim. Allah seni kahretsin diyeceğiz. Efendim aşı karşıtlarının adresi... Yani ben bir Türk olarak bunu söylüyorum bu arada dostlar. Gerçekten bakın. Bugüne kadar böyle bunu buram buram insanların gözüne sokan ama hani normal böyle bizim gibi işte ne bileyim kolunda bir Atatürk dövmesi vardır. Bir al yıldız dövmesi vardır. Bunlardan bahsetmiyorum. Ama her şeyiyle böyle Niye Türk herkes olduğunu artı bir yazıyor? şey dedim. Bu Allah kahretsin seni bilge isteyen adam var ya. Evet. Onun alnına sağlam bir tokat vurmak isteyenler artı bir yazsın dedim. O yüzden Tamam. artı bir yazıyorlar. Bugüne kadar şu kombinde zeki hiç kimse görmedim. Bak gerçekten görmedim. Yani yok öyle birisi muhtemelen. Ya bu ne kombini biliyor musun? Benim vatana millete hiçbir faydam yok. Vatan millet benden sadece sigara ve alkolden vergi alabilir. Ama ben milliyetçilik yapmaya devam edeceğim kombini. Bak böyle yok yani hani istisnalar değil bu arada. Yok öyle birisi. Efendim aşı karşıtlarının Tamam adresi yeterli artı bir Maltepe'ydi. yazmayalım Sen de efendim. yargılanacaksın. Aşılamaya tepki gösterenler Maltepe etkinlik alanında miting düzenledi. Asla ve kata aşı olmayın. Olma be sen aşı. Bu kadar insan var mıydı? Var aşkım Türkiye'de mal çok ya. Olmayın arkadaşlar. En geç bir sene sonra Gerçekten. bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler. Aynen. Yargılanacaklar. Hekimler yargılanacak. Sen de yargılanacaksın. Hayatı bir tambur gibi sırtımızda taşımaktansa şerefli bir ölümü yer tutarız. Benim. Ormanda yaşamak istiyorum, yemin ediyorum ya. Orman kanunlarıyla büyümek istiyorum ya. Ya yemekte çamaşır suyu içiyor gibi davranıyorlar. Ben Türk insanlığın %60'ının aptal olduğunu söyledim. Kral, çok az söyledin ya. Aziz Nesin. Vallahi çok az söylemişsin. %60. Ne kadar mütevazı adam. %60 demiş. %60. %40'ı zeki. Tepki almıştı ama. Evet. Adamı linçlemişlerdi. Neden böyle söyledin Türk milletine falan diye.